Şu vidayı da sıkalım. Biraz da şurayı döndüreyim. Çok az kaldı. Oho! Mahallenin akıl küpü buradaymış. Ne haber Mirce? İyi mi? Şunu da şuraya. Bir karton gofret karşılığında sana yardım edebilirim dostum. Anlaştık. Şimdi ittir arkadan bakalım. Yokuşun başına götürelim. Oradan aşağı doğru bırakacağız ve yeterli hıza ulaştığındaysa bu roket Mars'a gidecek. Geçenlerde de bir roketi yollamışlardı Mars'a. Sen de araba koydun mu roketinin içine? Ben bir şey koymadım. Boş yollanır mı Mars'a? Çok ayıp. Seni koyalım içine Tanju. Orada gofret var mı? Ne gofreti? Orada oksijen bile yok. İstemem o zaman. Araba iyi fikirmiş ama. Ben de bir araba koyayım bari. Sen bunu ittirip yokuşun başına götür. Ben hemen geleceğim. Bari avans olarak bir tane gofret verseydin. Çabuk olun, hadi. Baba, uzaktan kumandalı arabaların olduğu poşet nerede? Oğlum, hepsi arkadaydı. Anneniz bizi market alışverişine yolladı. Biz ne yaptık? Gittik uzaktan kumandalı araba aldık bir sürü. Bence iyi bir yatırım oldu. Tamam, buldum. Alışveriş poşetlerini de alalım bari. Katriye çıldırmasın. Sen de bunu al Necati. Nerede kaldınız siz? Misafirlerim gelecek birazdan. Hani nerede sipariş? Buyur kardeşim. Saç kurutma makinesi de aldınız değil mi? Evet, aldık. Hepsi orada. Cipsler, bisküviler. Evet, hepsine evet. Remzi, takıldın mı sen? Evet, aldık. Sinir ettin ayol beni. Eyvah, yoksa misafirler mi? Merhaba yenge. Şimdi şöyle ki, ben bir roket yaptım. Tam Mars'a yollamalık. Acaba Remzi arabasını Mars'a yollamama izin verir mi? Öyle mi? Al anahtarı, tepe tepe kullan Mirket. Tamam, araba da hazır. Yukarı çıkaralım, rokete bağlayalım. Şu iki astronot adamı da koyalım şuraya. Bakın burada bir şey yapıyorlar. Kesinlikle bir işler karıştırıyor. Yine değişik işler peşinde. Ne yapıyor? Evet, her şey hazır. Bir dakika, bir şey eksik değil mi sizce de? Kumandalar yok. Kumandalar nerede? Saç kurutma makinem nerede? Gözüm nerede? Gözümdeymiş. İyi de ben gözlük takmıyorum ki. Arabada kalmış olmalılar. Çabuk gidip alalım. Koşuyorum. Koşmam böyle. Hay, koşun. Mars'a kadar koşarsınız. Arabam nerede? Baba, yerde bir kağıt var. Araba küçülmüş ve kağıt olmuş. Burada gizemli bir şeyler var. Ne yazıyor? Arabanı Mars'a göndermeme izin verdiğin için çok teşekkür ederim Remzi'cim. Yazan Mirket. Hadi mahalleli, bakmayın öyle boş. Bir el atıverin de şu roketi Mars'a yollayalım. Oley, yokuş aşağı roket yollayacağım. Hayatımın en anlamlı günü bugün olmalı. Yalnız size bir şey yok. Sadece bana gofret var. Hadi. İttir. Çabuk o roketi durdurun. Gel bizi hemen içeriden kumandaları alalım Şakir, yürü. Sen ne yaptığını sanıyorsun Mirket? Benim arabamı varsa yollayamazsın. Ama Kadriye öyle söylemedi. Bir karton gofret geliyor. Evet, gofreti alayım. Dur şunu Mirket. Artık çok geç. Yeterli hıza ulaşırsa roket aktif olacak ve Mars'a gidecek. Seni ben ne yapayım Tanju? Ne yapayım ha? Şakir'le Necati arabanın içindeydi. Şimdi gofret işin oldu. İptal mi? Nerede bu kumandalar? Nerede? Çabuk bulalım şunları. Sinirden elim ayağım titriyor. Sen değil, araba titriyor. Eyvah, galiba roket hareket etti. Ben Mars'a gidemem. Daha çok gencim. Aa!
Leyla bak, bir yıldız kayıyor. Gündüz vakti yıldız mı kayarmış? Yıldızlar sadece gece mi kayar? Ne alakası var? Ama hep gece kayardı yıldızlar. Bence sen konuşma pek Leyla. Sadece havaya bak. Biz roketiz roket. Yıldız değiliz. Yanlış olmasın. Ne oluyor? Yaşasın! İlk maceramız başlıyor Şakir. Baksana, roket arabadan ayrıldı. Vay canına! Şuna bak Necati abi, uzayda süzülüyoruz. Dünya buradan ne kadar da güzel görünüyor. Ay, güzel mi görünüyorum? Yapmayın, utandırıyorsunuz beni. 6 ay sonra. Çıldırdım galiba. Biri 6 ay sonra dedi. Sen de duydun mu Şakir? Sakin olmalıyız. Sakin olmalıyız. Sakin olursak her şey hallolur. Sakin olamadılar. Bütün poşetlerdeki yemekler bitti. Bir tek bu cips kaldı. O ne? Mars. İşte Mars'a gelmişiz. Sonunda. Açlıktan seni tavuk döner olarak görüyorum Şakir. Madem hayal görüyorsun, neden daha iddialı şeyler görmüyorsun ki? Çünkü tavuk döneri çok seviyorum. Ketçaplı, mayonezli. Mars'a geldik gelmesine ama yüzeye nasıl ineceğiz? Bir saniye. Belki de saç kurutma makinesi işimize yarayabilir. Evet, hemen saçlarımızı kurtalım. Hangi poşetteydi bu? Buldum. Umarım işe yarar. Hadi bakalım. İşe yarıyor. Mars'a iniyoruz. Yağmur yazıyorsun. Tavuk döner. Kadriye tutar mısın şunu? Yani bizim çocuğun başına bunların geleceğini bilseydim hayatta sana arabanın anahtarını vermezdim Mirket. Aynen. Sana da yazıklar olsun. 6 ayda bir roket yapamadım Mirket. Sana 60 yıl dersen bir roket yapabilir misin peki? Roket değil de bir kağıt uçak yaparım herhalde. İnanamıyorum. Sağ salim inmeyi başardık. Mars'a inen ilk dünyalılar biziz. Bu benim için küçük ama Şakir için bayağı büyük bir adım. Çünkü Şakir 36 giyiyor, ben 48. Dur Necati abi, beni bekle. Sonra kalan dora kalır Şakir. İşte ileride roketin Mars'a ulaşan kısmını bulduk. Kimse var mı? Ya Necati abi, kim olacak koca Mars'ın ortasında? Burada da yok, burada da yok. Yok Şakir, yok. Hiçbir yerde yemek yok. Unuttun mu Necati abi? İnsansız uçuştu bu. Yemeği niye koysunlar? İnsansız değil, insafsız uçuş bu. Yemeksiz roket olmaz olsun. Elimde bir tek yarım paket cips, bir de tavuk döner kaldı. Ben tavuk döner değilim. Neyse, işe yarar mı bilmiyorum ama başka bir şey denememiz gerek. Düşünsene, toprağımız var, güneşimiz var. Neden kendi patatesimizi yetiştirmiyoruz? Toprağa patates cipsi ekelim. Tek şansımız bu. Ya olmazsa? Bu yarım cips benim her şeyim. Denemek zorundayız. Ne olur eve geri dönelim Şakir. Ne olur. Eminim babam bizi kurtarmak için elinden geleni yapıyordur Necati abi. Merak etme. Başardık. Uzay cipsini üretmeyi başardık. Ünlü şef Necati patatesten değişik tarifler uyguluyor. Patatesten salata, patatesten kebap, patatesten tatlı, patatesten patates, hatta patatesten ayran bile yaptı. Ama zaman geçmek bilmiyor. Umutsuzluğa kapılmaya başladık. Ve dışarıdan değişik sesler geliyor. Kapana kısılmış hissediyoruz. Eyvah, misafirlerim erken geldi. Daha patates sütlacım bitmemişti. Ne misafiri Necati abi, şaşırdın mı? Biz burada yalnızız. Tabii Marslılar gelmediyse. Marslılar mı? Eyvah, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Keşke annem burada olsaydı şimdi. O ne yapacağını bilirdi. Sanki bununla ilgili bir şey demişti. Necati, çabuk buzdolabını ısırmayı bırak. Bu değil. Necati, çabuk bizi bu paralel evrenden çıkar. Bu da değil. Misafirperverlik her şeyi çözer Necati. Bunu sakın unutma. İşte bu. Dur Necati abi, ne yapıyorsun? Sakın kapıyı açma. Bana güven Şakir. Ne yaptığımı sanırım biliyorum. Ne yapıyorsunuz gezegenimizde?
Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hadi gelin de size özel tariflerimi tattırayım. Ha, oturun şöyle. Patates çayı da ister misiniz? Aa, işe yaradı. Sizi düşman sandık, yakalamaya gelmiştik. Ama misafirperverliğinize hayran kaldık. Ayrıca tarifini bu salatanın acayip güzelmiş. Ne? Tarifi mi istiyorsun? Asla vermem, asla. Ben yaptım bunu. Sır, fil sırrı. Necati abi, sakin olsana. Bakın ne diyeceğim. Bizim acilen dünyaya dönmemiz gerekiyor. Bize yardım edin, Necati abi de tarifi versin. Uzay seyahati çocuk oyuncağı. Ama yıllardır böyle güzel yemek yememiştim ben. Hadi verin tarifi. Peki öyleyse bunu gezegenler arası barış için yapıyorum. Yorul, toprak barış. Tamam o halde, teşekkür ederiz. Çayımızı bitirip çıkalım. O da patates çayı. Muhteşem olmuş değil mi? Evet, bu da tamam. Hadi Remzi, gidiyoruz. Rotayı doğrudan Mars'a ayarladım. Bir an önce kurtaralım Şakirleri. Yaşasın, sonunda bitti. Bir hadi şu rokete. Geri sayımı başlatıyorum. Kalkış için son 10 saniye. Mirket, Şakirler geri döndü. Durdurun uçağı, inecekler. Mirket, durdur şunu. Tuşa bastım. Artık çok geç. Hayır. Baba, nereye gidiyorsunuz? Bari gitmişken bizim arabayı da geri getirin. Umarım yanlarında yeterince cips vardır. Değil mi tavuk döner? Of. Oo, anneniz sirenle geliyor. Emniyet şeridini açın bakayım. Misafir mi geliyor yoksa? Yok yok. Bugün eski eşyalardan kurtulma günü. Hadi bakayım. Herkes şunlara iyice baksın. Kullanılmayanlar ihtiyacı olanlara verilecek. Tam 5 dakikanız var. Bunu atmayalım. Kullanırım bir gün kesin, lafı yok. Ay, bende hatırası vardı. Duygulandım bak, lafı yok. Şuna bir pil taksak çalışır aslında, lafı yok. E o zaman niye gösteriyorsun bunları bize? Hemen verseydin ya. Hey, bu da nedir? Ha? Gözlerim kamaştı. Çabuk kapat şunu. Benim hip hop dans yarışmasında giydiğim ünlü ceketim. Hip hop yarışması mı? Herhalde oğlum. 90'larda az mı giydin bunu? Az giydin tabii. Bir kere giydin Remzi. O da yarışmadaydı. Şimdi babanızda ne hareketler var göreceksiniz. Şunu bir giyeyim hele. Ona sığacağını mı sanıyorsun Remzi? Sığdım işte. Uğurlu düğmem. Çabuk yakala Şakir. Düğmem. Taşı, düğmemi yakala, düğmemi. Kaç kofret verince? Tut şunu çabuk. Bir kofrete yakalarım. Taşı yakala, ne istersen vereceğim. Gel buraya. Hey, neler oluyor? Yoksa bensiz macera mı yaşıyorsunuz? Necati, koş. Düğmeyi yakalayan istediğini alıyor mu? Ne? Gerçekten mi? O zaman bana hızlı bir şey lazım. Çabuk o koşu bandından in. Özel bir görev için ihtiyacım var. Ben filim. Neler oluyor burada? Seni yakalayacağım pis düğme. Koşu bandı mı? Hiçbir yere gidemezsin ki. İnanırsan her şeyi başarabilirsin. Trav daşa! Başladım. Düğme baskala doğru gidiyor. Çabuk olun. Hiç merak etmeyin. Onu yakalayacağım. Baba, çok saçma bu. Bırak saçma maçma. Ne yaparsa yapsın. Ya Tano, süper koşu gücü. Bas kaldı. Hadi Necati. Hayır. Duramıyorum. Neler oluyor? Düştü. Hayır. Gofret iptal mi? Hala gofret diyorsun Tanju. Benim burada uğurlu düğmem gitmiş. Bu kapak açıldı. Tamam, süper. Gidip o düğmeyi alacağız. Necati abi nerede peki? Buradayım. Çok. Benlik bir şey yoksa gidiyorum.
Baba, kanalizasyondayız şu anda. Kanalizasyonlardan çok korkuyorum. Nedenmiş? Burada mutasyona uğramış canavarlar varmış. Ne? Sahi mi? Aa, bakın burada ne var? Bütün dairelerin tuvalete giden boruları. Bunu çevirsek ne olur o zaman? Bence bir şey olmadı. Bit pazarı mı? Bit pazarı yazıyor bu tabelada. Bit pazarı da neymiş? Bit pazarı bitlerin pazar günü evde takılmasıdır. Şöyle sanırım. Kaldır ayaklarını. Of, bir pazarımız var. Ne gereği var bu temizliğin? Birazdan alışverişe çıkacağız. Çabuk hazırlan. Bit pazarı değil, dert pazarı. Hayır oğlum. Bit pazarı eski, kullanılmayan eşyaların satıldığı yerdir. Oo, ne kadar da eski model bir cihaz bu. Affedersiniz, ne kadar bu? Hey, ben cihaz değilim, yere bırak beni. Oo, affedersin, üzerine satılık değildir diye yazsana kardeşim. Necati sus, 2 dakika başımıza iş açma. O ne? İşte düğmem, düğmem buradaymış. Canım düğmem. Hop hop hop, ne yapıyorsun aslanım? Aslanım, evet ben aslanım. Bu da benim düğmem. Madem senin düğmen oluyormuş, bırak çabuk onu yerine, yoksa polis çağırırım. Bu ne kadar, ne kadar olur? En son bana kaç olur? Hadi yap bir şeyler. Bak sen de esnafsın, ben de esnafım. Akşam pazarı. Ben pazarlıktan hiç anlamıyorum galiba. Bakın bu düğme benim. Ben sabahleyin onu mazgaldan aşağı düşürdüm. Ben de onu buralarda buldum. Artık benim malım. Tamam. Eğer mal seninse satın alıyorum ben de. Kaç para bu? Bak bu arkadaşımı üzme. Yakinim olur. Buna güzel fiyat ver. Çekil Necati. Bu çok nadir bulunan bir parça. O yüzden fiyatı tam 10 bin lira. Ne? Çıldırdın mı sen? Ha, eğer bu para çok diyorsanız başka bir yolu daha var. Neymiş o? Buralarda yaşayan bir adamın bana bayağı bir borcu var. Gidip ondan borcumu tahsil edin. Ben de size dilmeyi vereyim. Arkadaşlar bu şapka nasıl oldu? Affedersin, ayna var mı? Ben şapka değilim. Neredeymiş peki bu borcu olan adam? Görünce anlayacaksınız dedi. Ha? Şu tabelaya bakın. Borcunu ödemeyen adamın dans okulu. İşte burası. Kimse yok mu? Borcunu ödemeyen adam. Orada mısın? Aa, disko topu. Hadi Şakir, geç kaleye penaltı çekişelim. Hop. Böyle top olmaz olsun. Kim var orada? Simitçi, kahveci, mazotçu. Simitçi mi? Ben simit istemedim. Ne simitçisi Necati? Efendim, bizi bit pazarındaki teyze yolladı. Sanırım kendisine borcunuz varmış. Evet, unutmamış demek ki. Ben de arada kaynadı gitti sanmıştım. Sizi niye yolladı peki? Hip hop dans yarışmasında giydiğim uğurlu ceketimin düğmesini rehin aldı. Sizden borcu alırsak düğmemi geri vereceğini söyledi. Hip hop yarışması mı? Siz de dansı seviyor olmalısınız. Okulunuz olduğuna göre. Bana danstan bahsetmeyin. Bir daha o 5 harfli kelimeyi duymak istemiyorum. Dans 4 harfli ama. Ben belki 2 S'yle dans ediyorum. Dans, dans. Hatta 3 S bile olur. Borcunuzu verecek misiniz peki? Veremem. Çünkü param yok. Dansa küstüğümden beri de bu okulu işletmeyi bıraktım. Peki. Neden dansa küstünüz? Öğrenmek mi istiyorsunuz? O halde iyi dinleyin. Yıl 1996'ydı. Ben daha doğmamıştım. Yazık. O zamanlar sokaklarda fırtına gibiydim. Bütün dans yarışmalarını kazanırdım. Karşımda kimse duramazdı. Tek bir kız vardı. Adını şimdi unuttum. Bir tek o beni zorlayabilmişti. Neyse, gel zaman git zaman dünyanın en iyi dansçısı ben olmuştum. İyice abart. Dünyadınmış. Yok varsın. Venüsün. Susar mısın biraz? Bu benim hikayem. Neyse işte, sonra bir baktım ki etrafımda beni yenebilecek kimse yok. Bir dans okulu açmaya karar verdim. Kendime rakipler yetiştirmek için çok uğraştım. Ancak kimse benim kadar iyi olamadı. Zirvedeki yalnızlığı yaşadım. Ve bir gün bütün tutkum kayboluverdi. Dans benim için artık bitmişti. Bitti mi konuşması? İçim geçmiş de. Ne yani? Sen benim konuşmalarımın uykunu getirdiğini mi iddia ediyorsun? Peki. Eğer seni karşı
karşısına çok iyi bir rakip çıkartırsak borcunu geri öder misin? Asla öyle bir rakip bulamazsınız. Sen öyle san. Yürüyün çocuklar. Yürü sen de Necati. Sustu mu o sıkıcı ses? Ben sıkıcı değilim. Yoksa öyle miyim sahiden? Ne dedin? İşte bu elimde tutmuş olduğum kaset sayesinde o canavarı yeneceğiz. Oo, lazer saldırısı yapan bir kaset mi yoksa? Hayır. O canavarı bilmediği bir müzik türüyle yeneceğiz. Etli ekmek. Etli ekmek bir müzik türü değil. Müzik ruhun gıdasıdır diye söylemiştim ama olmadı. Kol bastığıyla yeneceğiz. Ne? Kol bastı mı? Evet. Canavar müziği bıraktıktan sonra bu dans türü ortaya çıktı. Bu hareketleri bilmesine imkan yok. Sizler de bu eğitim kaseti sayesinde tam bir günde muhteşem şekilde kol bastı oynayabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Hop 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 hop. Biri bir biri. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hadi hadi. Durmayın. Başlayın. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. İşte aradığım lezzet. Kimi getirdiniz bakalım karşıma? Bizi. Kendimizi. Şimdi seni yeneceğiz. Çünkü senin kol bastıdan hiç haberin yok. Kol bastı mı? O da nedir? Yoksa şöyle bir şey mi? Hoppa! Nasıl? İnanamıyorum. Türkiye kol bastı birincisi. Baba, biz çok yanlış kişiye meydan okuduk. Siz kiminle dans ediyorsunuz? Bu dansı ben buldum ben. Hadi geçmiş olsun. Sen o uğurlu düğmene salla Remzi. Evet. Ne oluyor burada? Kadriye. Anne, ne işin var burada? Bir dakika. Bu ses çok tanıdık. Bütün gün sizi merak ettim. Dayanamadım, indim buraya geldim. Tabii ya. İşte bu. Bu o. O dansçı kız sensin. Hip-hopçu canavar, inanmıyorum. Remzi, Kadriye muhteşem bir dansçıymış. Kadriye, gerçek mi bu? Sen eskiden dansçı mıydın? Hem de en iyisinden. Ondan beri kimse bu kadar etkilememişti dansıyla. Kadriye, lütfen sana yalvarırım. Tekrar yarış benimle, lütfen. Ay bilmem ki ayol, onca yıl sonra paslanmışımdır. Eğer beni yenersen borcumu geri ödeyeceğim. Kadriye, lütfen benim için yarış. Tamam o zaman, son bir kez daha yarışacağım. Boşaltın burayı. Çocukları da pistten alın. Birazdan yakacağım bu alanı. İşte bu. Yıllardır aradığım tutku bu. O zaman dans. Çok mutluyum. Hay sana inanamıyorum anne. Canavarı nasıl da yendin? Muhteşemdin adeta. Muhteşem. Affedersin. Muhteşemdin. Biz de boş değiliz yavrucuğum. Tiki tiki pow. Uçak ileri giderken kanatlarının şekli sayesinde bir basınç farkı oluşur. Ve işte uçak bu sayede yükselir. Tamam, bu kadar bilgi yeter. Artık uçuş oyunu oynayabilir miyiz lütfen? Pilotların kaç yıl eğitim gördüğünü biliyor musun? Canan. Tamam. Ben kaptan pilot Şakir. Kule ekmen kalkışa geçiyorum. Kırmızı alarm. Şu an hava sahamızda annem Deniz'insiz uçuş gerçekleşiyor. Oo. Ellerine sağlık kocacığım. Bak isteyince ne güzel kahve yapıyormuşsun. Bundan sonra bütün kahveler senden. Kadriye bir şey itiraf edeceğim. Ben yapmadım bu kahveyi. Dışarıdan sipariş verdim. Sen benim en yakın arkadaşımsın sandviç. Seninle öyle güzel anlaşıyorum ki yakında bitecek olman çok üzücü. Keşke tüm günümü seninle geçirebilsem. Beraber parka gidip tahtını varlayabilirdik. Luna Park'taki çarpışan otomobillerde yarışırdık. Beraber dizi izlerdik. Beraber yemek yerdik. Hatta sana kendi ellerimle
sandviç hazırlardım. Herkes birbiriyle ne güzel anlaşıyor. Herkesin arkadaşı var. Bir ben yalnız kaldım burada. Hiç arkadaşım yok. Oyun oynarken anlaşamasak da seni seviyorum Canan. Sen de beni hiç anlamasan da ben de seni seviyorum Şakir. Baksana ne güzel çocuklar yetiştirmişiz Remzi. Senin sayende karıcığım. Seni çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum Remzi'ciğim. Sayende asla yalnız hissetmeyeceğim benim lezzetli arkadaşım. Seni çok seviyorum. Yeter! Herkesin arkadaşı var ama benim hiç yok. Ben huzur evine yerleşmeye karar verdim. Orada kendi yaşıtlarımla eğlenmek istiyorum. Ne? Hey abi dede, sıkıldıysan parka götüreyim seni. Sandviçle ikinizi salıncağa bindiririm. Baba ne diyorsun sen? Ne huzur evi? Aa, hiç olur mu öyle şey? Birlikte ne güzel yaşıyoruz ya işte. Yaşamıyoruz efendim. Siz çok güzel yaşıyorsunuz. Bense çok sıkılıyorum burada. Hiç arkadaşım yok. Kararım kesin. Bakın gideceğim yeri buldum bile. Huzurlu ve dört canlısı bir yer. Orada çok eğleneceğim. Dede gidersen seni çok özleriz ama. La 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 la. Duymuyorum. İyi madem bu kadar kararlısın yapacak bir şey yok. Remzi siz de bir gidin bakın nasıl bir yermiş görün. Sen de bizimle gelir misin sevgili sandviçim? Ne? Gelmez misin? O halde elveda canım arkadaşım. Yolumuz burada ayrılıyor. Hop, 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 hop. İşte aradığım yer burası. Baksanıza her şey ne kadar güzel. Bir sürü de arkadaşım olacak burada. Baba burada mutlu olacağına emin misin? Kesinlikle çok eğleneceğime eminim. Hey abi baba burada eğlence olarak yapılsa yapılsa şuradaki gibi doğum günü partisi yapılır. Hadi bunlar... Yangın var! Köpük partisi var orada. Hadi biz de dans edelim. Çıkkıdı 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 papa çıkka piki piki popo hey hey ne oluyor bana yukarı gidiyorum bıraksanıza beni. Biz bir şey yapmıyoruz. Ne oluyor? Her şey yerinden oynamaya başladı. Ne oluyor burada bütün her şey hareket ediyor. Başım döndü. Sakin olun, sakin olun. Görünüşe göre bir karınca istilası söz konusu. Huzur evimizi kendilerine yuva yapmışlar. Ama merak etmeyin, durumla hemen ilgileniyorum. İstifa ederek, güle güle. Baba burada olaylar çok karışmış, baksana. Hadi gel, evimize dönelim artık. Olmaz efendim, olmaz. Siz muhteşem dedektifler değil misiniz? Çözün hadi bu işi. Muhteşem dedektifler hiçbir çareyi yansız bırakmamalı Remzi. En fazla meşgule atarız. Ama bu iş tam muhteşem dedektiflere göre değil. Başladık yine. Şimdi... Görünüşe göre bu bir karınca istilası Necati. Karıncaları huzur evinden çıkarmamız lazım. Ama nasıl? Buraya huzur için geldilerse huzurlarını kaçıralım Remzi. Herkes potoro potto, potto potto diye bağırsın. Hadi potoro potto, potto potto, potoro potto. Necati boş ver şimdi potoroyu motoroyu. Benim aklıma bir fikir geldi. İşte bir dondurma dolabı. Karıncalar şekerli şeylere bayılır. Kesin bu dondurma için oradan çıkacaklar. Onlar çıktığında da içeri koşup kapıyı kilitleriz. Aa, dondurmaya bayılırım. Hatta bakın bayıldım. Dur hemen kalkayım şaka bitti. Şlop. Şlop. Dur Necati ne yapıyorsun? Onlar karıncaların. Necati. Remzi. Necati. Dondurmam. Bu böyle olmayacak. Tatlı dille çözmeye çalışalım şu işi. Her karınca kolonisinin bir lider kraliçesi var değil mi? Gidip ona soralım neymiş dertleri diye. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Acaba burayı niye işgal ettiniz? 40 yılın başında kendime arkadaş bulacaktım. Her şeyi mahvettiniz. Maalesef başka bir çaremiz yoktu. Yıllardır yaşadığımız yuvamızı şaşırmış yaşlı bir kadın sular altında bıraktı. Biz de rüzgar nereye eserse oraya gittik. Kolonimin iyiliğini düşünmek zorundayım. Ama burada yaşayanlar var kraliçe. Burada kalamazsınız. Yuvamıza dönmeyi bizden çok isteyen yok. Eğer o
oradaki sulardan kurtulabilirseniz evimize dönmekten mutluluk duyarız. O zaman yeni görevimiz yuvanızı kurtarmak. Siz adresi verin, hemen gidelim. Ay, hemen yandaki bahçeli ev. Yürü Necat, yürü. Yardım edin. Bahçem kontrolden çıktı. Ay 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 ay. Hayır 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 hayır. Oğlum koş, musluğu kapat. Teyze uçuyor. Musluk çalışmıyor. Yardıma geliyorum. Emlak. Yardımım, dokunma diye. Merhaba. Size de merhaba. Çok yoruldum. Şuraya oturuyorum ben. İşte bu baba. Fıskiyeleri de aynı şeyi yapalım. Güzel fikir. Hadi koş oğlum. İşte böyle. Hareket etmesek iyi olur. Çok teşekkür ederim hepinize. Siz olmasanız ne yapardım? Ben Asuma. Su tesisatında sürekli bir problem çıkıyor. Tamirci çağırdım. Gelirler şimdi. Gerçi hallediyorlar ama sonra yine bozuluyor. Ah, işte yine geldiler. Asuman abla merhaba. Bakıyorum da yine bahçe sorun çıkarmış. Akla bak Kürşat. Sen kim, tabircilik kim? Benim burnuma pis kokular geliyor. Ay Kürşat oğlum, acele et. Mahvolduk burada. Tamam abla, tamam, hemen yapıyorum. Ercan gel hadi. Bunların elinden bu işin geleceğini hiç ama hiç sanmıyorum. Tamir et başka bir yeri boz. Tamir et başka bir yeri boz. Teyze de bize güvenip duruyor, tamirciyiz diye. Çok konuşma. Hadi şu işi bir an önce yapalım da Remziler kuşkulandı bizden. Şu vanayı da takalım. Asuman abla, oldu mu bir bak. Ah sonunda. Asuman Hanım. Dur, bunlar iş bilmez. Ben gidip bir kontrol edeceğim yine de. Ay zahmet etmeyin. İsminiz neydi? Ben Eyami. Yedi denizin hakimi, göklerin lideri, ünlü savaşçı, eski yoğurtçu. Yoğurtçu mu? Kötülerin düşmanı, iyilerin kürdanı, muhteşem Eyami. Eyami dede şaşırdı. Çabuk bozalım şunu, çabuk. Bozuldu yine. Gidelim buradan Ercan. Hiçbir yere gidemezsiniz soytarılar. Asuman Hanım! Remzi! Polis! Hey abi dede, susar mısın azıcık? Neler oluyor burada? Bu sahtekarlar su tesisatını tekrar bozuyormuş ki kendilerine iş çıksın, Asuman Hanım'ın parasını çalsınlar. Kürşat, Ercan... Hiç beklemezdim sizden. Ben beklerdim. Umurumda değil. Paramızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Değil mi Ercan? Necati, şimdi. Ne şimdi Remzi? Necati, ayağını çek. Ayağını çek. Doğru. Bizimle uğraşabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ercan, B planı. Şimdi görürsünüz siz. Ay, vanayı söktü. Evi su basacak. Biri bir şey yapsın çabuk. Hiç merak etmeyin Asuman Hanım. Ben burada boşuna kaplumbağa değilim. Suyu hemen boşaltmamız gerek. Söyleyin bana, evin gideri var mı? Hem de nasıl. Evin çok gideri var. Emekli maaşım anca yetiyor. Hele buzdolabı masrafım çok fena. Çok şakacısınız. Su giderleri diyorum Asuman Hanım. Yani lavabo, küvet, klima giderleri gibi. Suyun gideceği bir yer anlamında. Anladım. Salonun ortasında kocaman bir tıpa var. Onu çekebilirsen tüm su boşalır. Neden salonun ortasında su gideri var? Ay ne bileyim. Bir filmde görmüştüm, yaptırdım ben de. Ben de filmleri severim. Yardım edin de şu pencereye tırmanayım. Kaç tur kaldın hepsi? Bilmiyorum ama 100 metre engelliye döndü, dikkat et. At oğlum at, ne varsa at. Abi patates satayım mı? At oğlum at. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ercan hadi oğlum, sıra sende. Koruyun gücü. Şimdi şu tıpayı bulalım. Ayağıma bir şey takıldı. Yoksa yosun mu? Yosunları hiç demem. Giderin tıpasını çekmişim. O zaman giderin tıpasını çekeceğim. Yeni tıpa ben oldum. İmdat!
ise şartlarımı sayıyorum. Abi niye şartlar falan sayıyorsun? Elimizde herhangi bir koz kalmadı ki. Bu onların kafasını karıştırır. Biz de arkadan kaçarız. Evet, şartlarım şunlar. 4 tane döner dürüm, 2 de gazoz. Abi pamuk şeker de istesene o zaman. Bir de pamuk şeker. Pamuk şeker mi dedi o? Pamuğa da bayılırım, şekere de. İşte bu. Baba hani Necati abi dondurmasını yerken bir şeyler olmuştu ya. Pamuk şekerle aynı şeyi yapabiliriz. Hay aklında bir yaşa oğlum. Necati koş pamuk şeker getir. Bu olayı çözüyoruz. Hey! Necati bu adamı niye getirdin? Bir anda fazla heyecan yaptım Remzi. Hem çok güzel seslenmiyor mu? Seslen bakayım. Pamuk şeker. Abi beni bıraksanız artık. Pamuk gibi adamsın. Bırakıyorum. Hey bakın istediğiniz pamuk şekeri buldum. Şimdi sakinleşin ve aşağı inin. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu işi konuşarak çözelim. Ha işte şu meseleyi konuşarak çözelim. Parayı verin yolumuza gidelim. Of acıkmışım ha. Bu çok büyük haksızlık Remzi. Ben niye yiyemiyorum? 2 saniye içinde anlayacaksın Necati. Ne oluyor? İmdat! Hayır! Yardım edin! İmdat! Karıncalar, kraliçenize haber yollayın. Sizi evinizden eden asan suçluları buldum. Ay Peyami Bey, çocuklar. Size ne kadar teşekkür etsem az. Peyami Bey, ara sıra gelin buraya olur mu? Hem bana yardımcı olursunuz, hem de arkadaş oluruz. Benim için bir zevk olur Asuman Hanım. Ne iyi oldu da tanıştık. Uzun zamandır böyle eğlenmemiştim. Dede, arkadaş da bulduğuna göre artık bizimle yaşamaya devam edeceksin değil mi? Evet yavrum, evet. Yalnız bahçem hala mahvolmuş durumda. Karıncalar da yuvasına geri dönemedi. Dolayısıyla yaşlılar da. Kolonim bana olanları anlattı. Demek evimizi mahvedenler bunlar. Şimdi bahçedeki suyu tamamen temizleyeceksiniz. Ve biz de eski yuvamıza döneceğiz. Çok beklersin. Karıncalar! Tamam tamam indirin bizi. Abi tamam da nasıl çekeceğiz suyu topraktan? Alın size 2 çay bardağı. Bununla boşaltın bütün suyu. Aferin oğlum. Bunlarla 10 yılda boşaltırlar bu suyu. Bittik abi. Bari bir çay molası verelim arada. Hazır çay bardağı da var. Hayır çok saçma bu yaptığımız. Thank you.